akidamızdaki en bittim muhim masalelerden bittası. Takfirçilik düşüncesini yapmak için azizler. Takfir degende bu bir Müslüman ikinci bir Müslümanı kafirge çıkarır. Birbirlerine kafir deyip müracaat kılıçlık bu cüddü yaman ekerliğini yapmışız. Bir hılgiler ayet yaptı ki kafir deyip çakırmayın, kafir deyip müracaat kılıp bu meyde desek hüccet keltir yetkilerim var internette korup kal yapmak. Bana Kur'an-ı Kerim'de Allah Ta'ala kul ya eyyuhal kafirun degen ku ayetin ey Muhammed ey kafirler deyip ularga tapşırı da ayetin o Peygamberimiz aleyhisselamda davrıdaki müşrik hakiki için kafir bulup durgenler bilen la ilahe illallah deyip durgen adamları dinleştirip bulmaydı. Biz ayetiyetkenimiz içimizde mumin Müslüman bulup durgen la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip durgen adam da kafirge çıkarmayın diyemiz. Asla bu mümkün emas. Asla. Kuyuda siz azizlerine o şu hüccetlerini bir mabir keltirişke hareket kılınız. Takfir degen de ruhunu kafirge çıkarış, kafir deyip hesaplaş manaları düşünüledi. Yani bir insan da Müslüman ümmetinden çıkıp gittik deyip hüküm çıkarış. Allah saklasın. Kur'an-ı Kerim'de Allah Hakk'a azze ve celle eyledi ki estaizu billah. La tekulu limen alqa ileykumussalam lestem mu'minen. Sizge birer bir kimse yolukup sizge salam birse onu mumun imezsen demeyler. Yani Allah Hakk'a azze ve celle o ayeti kerimede şaşma şaşarlık bilen buranın mumun imezliği hakkında hüküm çıkarmazlık da ayeti yaptı. Salam verip durgen insandı sizge gelip mumun imezsen demeyin diye. Kandı kılıp ayetişimiz mümkün. Kandı kılıp biz onu sen Müslüman imezsen deyişimiz mümkün. Allah saklasın. Mümin, Müslüman adam hiç kaçan bir biraderini küfürde ayıplamaydı. Resulümüz aleyhissalatu vesselam ayıtadılar ki telâfetun min aslil iman. Üç denerse imanın aslidendir. Üç denerse imanın aslidendir dediler. La ilahe illallah degen kimseye tekmeslik onu günahı tüfeyle kafir demeyimiz. Ameli tüfeyle İslam'dan çıkarmayımız. İmam Abu Davud rivayet kılgen hadis. Bana bu hadiste Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam eti yaptılar. İmanlı bilgisinden birincisi La ilahe illallah degen kimselge tekmeyimiz. Birer bir günah iş kılıp koygen olsa bunu kafir demeyimiz. İslam'dan çıkıp gitti, ümmetten çıkıp gitti deyip aitmeyimiz. La ilahe illallah degen adamdan sizler. Çünkü bana o ziller, yaşları internette göre yapsalar o. Asan yine falancı kafir, pistancı kafir. Ya ki bu mesela kafirler, kafirler bile şey etkenler, kafirge hizmet kılı etkenler. Bana ki ibaralar köp işletiliyor. Her okuyende bedenimiz titriyor. Demedi yaptı bu adam. Ahir bu doğrudan doğru Peygamberimiz aleyhisselamın sözlerine karşı çıkı yaptı. Kur'an ayetine karşı çıkı yaptı. Kıyamette ne demek cevap verdi? Birer bir kimsenin günahı için hiç kaçan biz onu kafirge çıkarmayız sizler. Hiç kaçan. Resulümüz aleyhisselatü vesselam dediler ki kim mümin kişini kafirge çıkarsa onu öldürgen de günahkar buladı dediler. İmam Buhari rivayet kılgen bu hadiste. Kim bir mümin Müslümanı kafirge çıkarsa sen kafirsen deyse o şunu öldürgen bile beraber. Peki kata kılıp bu gapta ayetliyordu. Ular ayetliyordu. Günahı kebiyle işini kıldı mı? Günah tıkıldı mı? Tamam o kafir. Namaz okumadı mı? O kafir. Bana bir iş tıkılmadı mı? O kafir. Hatta keyingi payette şularını kafir demegenlerini o zaman kafir degen gapını gapırışıyordu. Şunun için biz bu masalani kotar yapıyoruz. Çünkü bu yaman illet ekenliği, kıyamette cevap veredigen, Allah'ın huzuruna bargende en yamanı bana şunu cevabı ağırlığına ait yapıyoruz. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki, kim bir Müslümanı karab, ya kafir, ey kafir deyip koysa,
aytibdilar rasululloh. Faqat ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala va illa raja'at alayhi. Ey kofir deb qo'ysa, o'sha ikkisidan bittasi albatta kofir bo'ladi. Hali aytgan odami kofir bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa aytgan odamning o'ziga bu so'z albatta qaytadi. O'zi iymondan chiqib qoladi. Shuning uchun hech qachon kofir deb murojaat qilib bo'lmaydi azizlar, chunki yuqorida aytganimizdek, kofir deyishlik u insonni o'ldirgan bilan barobar.